Merhaba arkadaşlar. Bugün Erikson'un psikososyal gelişim kuramından bahsedeceğiz. Kişilik kuramını oluştururken Freud'dan etkilenmiş ancak onun aksine gelişimi ilk çocukluk ile sınırlandırmamış ve yaşlılığa kadar genişletmiştir. Erikson'a göre kişilik gelişimi aile, arkadaşlar, okul gibi çevresel faktörlerin yanı sıra bireyin doğuştan sahip olduğu bir takım özelliklerinde bir araya gelmesiyle tanımlanır. Bu süreçte kişilik oluşumu epigenetik yani aşamalı olarak gerçekleşir ve 8 aşamada tamamlanır. 1. Temel güvene karşı güvensizlik 0-1 yaş arasını kapsıyor. Bebeğin ilk 1,5 yılını kapsayan önemli bir dönemdir. Bebeklerin ilk yıllarını tamamen çevreye bağımlı yaşamalarından dolayı bu dönemde oluşan çevreye güven duygusunun kişilik oluşumunu etkilediğini savunuyor. İhtiyaçları karşılanan, sevgi gören bebeklerde temel güven duygusu oluşurken, ebeveyn ya da bakıcı ile iletişimin tutarsız olması, yeterince beslenememe ve sevgi gösterememe gibi durumlarda ise bebeklerde temel güvensizlik duygusunu oluşturur. Dış dünyaya karşı güven geliştiremeyen bireyin kişilik oluşumu da böyle şekillenir. 2. Özerkliğe karşı kuşku utanç 1-3 yaş arasını kapsıyor. 2 yaşından sonra bebekler yürümeye, konuşmaya ve çevreyi keşfetmeye başlarlar. Çocuğun anneye bağlılığı azalır ve özerklik duygusu geliştirir. Bunun yanında kas kontrolünün gelişmesiyle çocuk tuvalet eğitimini almaya uygun duruma gelir. Ebeveynler çocuğa karşı tuvalet eğitimi verirken otoriter bir tavır sergilemezse çocuk kendini denetlemeyi daha kolay öğrenir. Ancak bağımsız hareketlerin sergilenmesi engellenirse çocuk davranışlarına kuşku ve utanç duymaya başlayabilir. Bu durum ilerleyen süreçte anal kişilik olarak bilinen aşırı düzenlilik, cimrilik ve inatçılık gibi davranışlara da sebep olur. 3. Girişimciliğe karşı suçluluk 3-6 yaş arasını kapsıyor. Okul öncesi döneme denk gelen bu süreci Freud faallik dönemi olarak adlandırmıştır. Psikomotor ve dil gelişiminin artması ile birey sosyal çevresini araştırmaya başlar. Bu durum girişken olmasına yol açar, merak duygusunu geliştirir, sorular sormaya başlar. Anne baba tarafından yasaklanan davranışlar da bu süreçte artış göstermektedir. Çocuk sık sık yapmak istedikleri ve yasaklanan davranışlar arasında kalır. Çocuğun kendini keşfetmesine olanak sağlanmalıdır. Aksi takdirde çocuk yaptığı davranışlardan suçluluk duymaya başlar. 4. Başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu 6-12 yaş arasını kapsıyor. Çocuk bu dönemde okula başlar ve okulda aldığı görev ve sorumluluklar sayesinde başarı duygusunu tadar. Sosyal yaşantısının ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesiyle çocuk yeterlilik duygusunu da geliştirmiş olur. Bu dönemde çocuğun arkadaşlarıyla kendini karşılaştırması ve ebeveynleri tarafından desteklenmemesi çocukta aşağılık duygusunu oluşturmaktadır. Kimlik kazanımına karşı rol bocalaması 12-18 yaş arasını kapsamaktadır. Erikson'a göre ergenliğe kadar çözülmemiş olan problemlerin çözülmesi için bu dönem en uygun dönemdir. Bunun yanında yaşanan gelişim ve değişimler ile ergenlik dönemi toplumsal, cinsel ve mesleki kimliklerin gelişimi başlar. Bireyin toplumsal rolleri araştırmasına fırsat verilmelidir. Aksi takdirde birey ilerleyen süreçte birey kimlik bocalaması yaşayabilir. Yakınlığa karşı uzaklık 18-25 yaş arasını kapsamaktadır. Genç yetişkinlik dönemi olarak da adlandırılır. Önceki süreçler olması gerektiği gibi ilerlediyse bu dönemde birey daha rahat olur. Başarılı bir kimlik oluşturulduysa birey karşı cinsle ve hemcinsleriyle sağlıklı iletişim kurmaktadır. Fakat kimlik problemi varsa birey iletişim kurmaktan kaçınacak ve uzaklaşacaktır. Bu durumda birey yalnız ve soyutlanmış hissedecektir kendini. Üretkenliğe karşı durgunluk 25-40 yaş arasını kapsamaktadır. Bu dönem bireyin yetişkinlik yıllarıdır. Bireyin gelişim görevleri arasında iş sahibi olması, aile kurma ve çocuk yetiştirmesi beklenir. Birey mesleğinde üretken olmak ister ve çocukları sayesinde neslinin devamlılığını sağlar. Bu görevleri tamamlayamadığında birey kendini işe yaramaz hissedebilir, kayıtsız tavırlar sergiler ve yalnızca kendi çıkarlarını önemser hale gelir. Benlik bütünlüğüne karşı ümitsizlik 40 yaş
yaş üssünü artık kapsamaktadır. Olgunluk dönemi olarak da adlandırılır. Birey sahip olduğu kimliğe uygun olarak yaşamış ve gelişim görevlerini yerine getirmişse benlik bütünlüğünü sağlamıştır. Birey uyumlu, huzurlu ve mutludur. Birey geçmişinden ve yaşantısından hoşnut değil ise bir şeyleri değiştirmek için çok geç olduğunu düşünür ve umutsuzluk duygusuna kapılır. Bu bireyler inatçı, huysuz ve mutsuz olurlar.